Evet, merhabalar. Önümüzdeki günlerde otomobil alma niyeti olanlar için yine önemli bir açıklama geldi. Açıklama NTV'nin yaptığı bir canlı yayın programında Mehmet Şimşek tarafından dile getirilmiş oldu. Programda pek çok konuya değinilirken özellikle taşıt kredileriyle ilgili taşıt kredilerine biz çok net bir şekilde sıralayıcı bir perspektife sahibiz açıklaması var. Yani özellikle kredilerin artışının bu enflasyon mücadelesinde kimsenin işine yaramayacağı detayı altın çizilmiş. %140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz diyor. Yani önümüzdeki günlerde otomobil taşıt kredisine erişim yine zor olmaya, belki daha da zor olmaya devam edecek. Bu da otomobil alımında pazarı iyice yavaşlatacak gibi gözüküyor. Bu açıklamayla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Piyasa durgun olmaya devam edecek. Yakın zamanda piyasanın hareketlenmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü kredi muslukları kapalı. Bu sefer de faizler yüksek. Yani alım gücünün düşüklüğüyle beraber insanlar kolay kolay bu işe yanaşmayacaktır. Alsatçılar da piyasadan çekildi. Alsat balonu patladı dedim. Dalga geçtiniz. Neredesiniz? Kimse yok yorumlarda. Dedim size, uyardım. Bu işler bitti. Otomobilden para kazanma devri noktalanmış oldu. Şu an geçtiğimiz hafta baya bir bayi gezdim. Kimisini çektim, kimisini çekemedim. Yeni modelleri de gördüm. Artık içimden de çekesim gelmedi. Yani zaten bunu yapan YouTube'da arkadaşlar var. Böyle bu arabayı alıp da böyle çekesim de gelmedi. O bayiler bizi zamanında böyle ters ters davrandılar ya. Ben de böyle yapasım gelmiyor açıkçası bayiye gittiğim zaman. Pek çok yeni model gördüm. Stoklarında var. İşte ne bileyim Hyundai'ye gittim. Baktım Bayon'u da var. Yeni i20'si de var. Tucson'u da var. 1,5 milyonluk Tucson, ucuz Tucson vardı stoklarında. Kona'sı da var. Yeni Kona'sı da var. Elantra'sı da var. Bakın olmayan markalardı bunlar. Hala yorumlara birileri yazıyor. Ben bulamadım, Allah bulamadım. Ya Türkiye'deki bayileri arayın kardeşim. Gidiyorsun biri oturuyor işte nerede? Ufak bir şehirde bayiye soruyor. 3 tane kotası var zaten. Satmış. Ben gittim yok. Ya öyle bir şey yok ya. Öyle araba bulamazsınız zaten. Bu arayacaksınız her yeri. Türkiye'yi arayacaksınız. Uyanık olan patron zamanında stoklamıştır onu. Şimdi mecbur stoklardan çıkartıp satmaya çalışıyor. Ellerinde araba var. Renault'sunda var. Dacia'sında var. Bakıyorum Toyota'sında var. Arıyorlar beni işte. Ben biliyorsunuz işte kediyle ilgili bir niyetim oldu. O niyetimden de yavaş yavaş cayıyor gibiyim. Yani arabama kedi tarafında böyle stüdyo ortamını sağlayabilir miyim? Sağlarız muhtemelen de ne bileyim ben. Böyle Fiorino'dan ayrılasım yok. İşte insanlar böyle enteresan bağlar oluyor bazen. Benim pek otomobille bağım olmaz ama bunun enteresan bir şekilde oldu. Bilemiyorum. Bakalım yani pazar ne gösterir bize. Önümüzdeki günlerde bakacağım. Zaten hedefim Ekim gibi karar vereceğim. Şimdi otomobil alımı ile ilgili diyorsunuz ya ne zaman alınmalı, ne zaman alınmamalı mı? Zaten piyasa böyle çıkarken genelde herkes alır. Böyle olurken almaz. Genelde böyle alırken zaten bir yerde alınması lazım. Çünkü orta vadeli plana baktığınızda önümüzdeki yıllarda dolar böyle 43'lere falan çıkıyor. Yani otomobil bugün 1 milyonsa seneye 2 milyon olacak deniyor zaten. Yani bu böyle karşınızda olan bir durum. Bunun da farkında olmak lazım. Alabilecek durum varsa alınabilir. Kredibiliteyle insanlar alamıyorken kampanyalar yapılıyor. Elinizde imkan varsa alınabilir bu durumda. Onun için yani şuna yapmayın. Ya şimdi işte almıyoruz aldı. Hep ters zamanda yapıyoruz bunu. Herkes gaza geldi. Almıyoruz aldırmıyoruz. Ya alamıyorsunuz aldıramıyorsunuz zaten şu an. İş başka bir noktaya geldi. Bunun da altını çizmek lazım. Evet, piyasanın evrilme noktası şu an bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama orta vadeli plana göre sahne bu. Ne diyoruz? Tekrar özetleyelim. Orta vadeli plana göre yıl sonu 29.90'larda kalacak dolar. Bu da otomobil fiyatlarının yine biraz daha %10 civarında yukarı doğru fiyatının artmasını baskılayacak. Ama firmalar satamadıkça kampanyayla muhtemelen bunu zam olarak yansıtmamaya çalışacaklar. Ellerinden geldiğince bayilere gittiğinizde de araba var mı var yok diyenlere kulak asmayın. Gidin kendiniz büyük şehirlerde özellikle bayileri gezdiğinizde bunu görürsünüz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.